Güzel bir cumartesi gününden herkese merhaba. Biz yine dop dolu içeriğiyle karşınızdayız. Harika konu ve konuklarımız evet. var bugün. Dop doluyuz gerçekten. Kesinlikle. Ben çok heyecanlıyım. Nasılsın hocam? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Iyi misin? Ben de iyiyim. Bugün dol dolu bir program var. Hem bizim için hem de ekranları başındaki izleyicilerimiz için. Öncelikle dermatoloji ve kozmetolojide yıllardır kullanılan lazer sistemlerinden en yenisi olan BB lazeri kullanacağız. Hemen arkasından dünyanın neredeyse üçte birinin savaştığı obeziteyi, cerrahisini kimlere uygulanır kimlere uygulanmaz bunlardan bahsedeceğiz. Ee, akabinde diyelim e, beyin cerrahisinde kullanılan beyin pillerinden özellikle de Parkinson gibi zor evet. hastalıklara tedavi olan beyin pillerini konuşacağız. Ve en nihayet e, birçok insan için tutku olan belki de mücevherden ve pırlantalardan konuşacağız. Güzel bir yayın bizi bekliyor. Evet, o zaman çaylarınız, kahveleriniz hazırsa biz bize başlıyor. BB lazer nedir? Hangi cilt problemlerine çözüm sunar? BB lazer uygulaması nasıl yapılır? BB lazer tekniği kimler için uygun? Uygulamanın yan etkileri var mı? Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Kandi cevaplayacak. Beyin pili nedir? Hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır? Parkinson hastalığından beyin pili ile kurtulmak mümkün mü? Beyin pili ameliyatı nasıl gerçekleştiriliyor? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Tanju Uçar beyin pilleri ile ilgili bilgiler paylaşacak. Obezite nedir? Nasıl tedavi edilir? Obezite cerrahisindeki son gelişmeler neler? Ne zaman ameliyat olmak gerekiyor? Operasyon sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor? Obezite metabolik ve revizyon cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Barış Gülgez anlatacak. Mücevher alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Mücevherlerde kullanılan taşların sahte olup olmadığını anlamanın yolları neler? Mücevherin modası olur mu? Türkiye'de mücevher sektörü dünyanın neresinde? Mücevher Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Ediz Dereli yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Kandiviz'imle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi gördük daha iyi çok olduk. E, aslında beni de çok ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz. Bende de kırmızı yüz hastalığı var. Rosa diyoruz evet, değil mi bu hastalığa? Ve e, ilk defa duyduğum BB lazer var. E, BB lazer nedir? İzleyicilerimiz için ve tabii ki benim için de bir ondan bahsedebilir miyiz? BB lazer e, çok güncel bir lazer. Klasik derin uygulamalar sonunda kabuklanan, yara olan, sizi evden çıkarmayan lazerlerden daha farklı, daha modern bir lazer. Uygulandığında hemen sizi sosyal hayata döndürebilen bir lazer. Bu bir ışık sistemi. Farklı filtreler kullanıyor farklı dalga boylarında. O yüzden de aynı lazerle pek çok hastalığı, dermatolojik hastalığı tedavi edebiliyorsunuz. İşte bunlardan bir tanesi kırmızı yüz. En Roza önemlisi hastalığı. zannediyorum. Çok insan da var. Ben de karşılaşıyorum. Benimki birazcık daha hafif düzeyde ama çok ileri düzeyde olan, bundan çok müzdarip olan insanlar da var. Medikal tedavisi yok. ...aslında o anlamda çok önemli. Baslamak yani diyelim kremlerle biz ona. Evet. bunu damar yapısını tamamen ortadan kaldırmanız mümkün değil. Mutlaka Ve nedeni değil. de bilinmiyor değil mi hocam? Ee, aslında tam olarak nedeni belli değil. Biraz genetik yatkınlık var ama arttıran sebepler çok net biliniyor artık. Evet ben Neden? çok iyi biliyorum. Evet yani biliniyor. Onlardan korunmak gerekiyor. Ee, burada lazerler çok kıymetli çünkü... Ee, ne kadar iyi görünürseniz görünün, kırmızı bir yüzle gezmek çok rahatsız edici bir görüntü. Yani insanın özgüvenini de kıran bir görüntü. Ee, böyle durumlarda lazer kullanabiliyoruz. Eskiden de lazerler kullanıyorduk. O lazerlerde derin yanıklar oluşabiliyordu. Ee, kabuklanma olduğu için mutlaka hastamızın evde oturmasını istiyorduk sosyal hayattan koparıyordu. İyi koruyamadığında sonrasında hiper pigmentasyon, lekelenme oluyordu. Bu yeni sistem lazerlerle birlikte böyle yan etkiler yok. Çok, çok daha güzel. konforlu, çok daha safe, çok daha güvenli uygulamalar. O yüzden teknoloji ilerliyor. Teknolojiyle birlikte e, hayatımız daha kolay bir hale geliyor. geliyor Peki bu lazeri, bu kırmızı yüz dışında başka hangi e, hangi hastalıklarda ya da hangi cilt sorunlarında kullanabilirsiniz? Şimdi lazerin üzerinde e, 7 tane temel başlık var. Başlık demeyelim, bunlar filtre farklı dalga boyları Hı -hı. değiştirdiğinizde dalga boyu da değişiyor. E, bunlardan bir tanesi kırmızı yüz. Hatta bunun için iki tane ayrı başlık kullanabiliyoruz bir kırmızı yanakta işte alındaki çenedeki yoğun kırmızılık için kullanılan bir de en sık gördüğümüz hemen herkes de belli bir yaştan sonra oluyor bu burun, burun kenarlarında, ben şimdi evet, burun kenarlarında. dediğimiz küçük böyle örümcek ağı şeklinde damarlar var onun için kullanılan başka bir filtremiz hmm. var o sadece ona spesifik lekede kullanabilirsiniz gene ya, e, Normalde kullandığımız leke lazerleri de muhakkak kabuklanırsınız Burada öyle bir şey olmuyor. Onun içinde ayrı ta, iki tane başlığı var, filtresi var. Yüz için leke de ayrı. Bir de biliyorsunuz yaşımızı ele veren en önemli şeylerden biri el lekeleri. El, evet, el üstündeki lekeler için kullanılan bir başlık var. Çünkü eldeki lekelerin e, lekelenme paterni farklı. Aynı filtreyi kullanamazsınız. E, sivilce tedavisi yapabiliyorsunuz. Bu da çok önemli değil, mi? değil mi? Yani. Gençlerde kullanılan medikal tedaviler veya oral tedaviler var ama mesela her aile Çok oral tedavi var değil mi? Evet. Aslında öyle değil. Şimdi yan etkiler kontrol altında tutulabilir ama gene de aileleri bazen ikna etmek zor oluyor. Mi? Bu kadar evet. ağır ilaçlara bağlamakta istemiyor. Ben de bir anne olarak her zaman daha az zarar veren ya da yan etkisi olmayan ama evet. sonucu da güzel veren bir işlemi tercih ederim. Böyle bir filtre var. Bu filtreyle e, enflamasyon dediğimiz özellikle kızarık olan e, sivilce de gerçekten son derece etkili seanslar şeklinde yapıyoruz. Onda da gene hiçbir şey yok. Eskiden e, kullandığımız benzer lazerler vardı ama dediğim gibi onlarda da bir kızarma, kabarma... Evet ben hemen kabarıyorum, evet, fısır iritasyon. fısır oluyorum. Aynen. Bunda evet. öyle bir şey yok. Böyle bir filtresi var. E, Gençleşme filtresi var. Şimdi söyleyecektim yani evet. bu kadar işlevsel olan bir lazer eminim gençleştirmek evet, için de çok işe yarıyordur. Var. Biz bütün kadınların böyle heyecanla beklediği soruya geliyorum. O filtre aslında çok kıymetli. Onu böyle çok narin kullanıyoruz. Belki de lazerin en kıymetli filtresi hmm. o. Ee, orada da e, anlık etki görüyorsunuz o anlamda çok seviliyor çünkü Aa. böyle gözeneklerde sıkılaşma uzun vadede e, kolajen üretiminde artış ciltte parlaklık sağlıyor özellikle mesela düğün öncesinde e, gelen işte mesela bir hafta sonra evleneceğim diyor ve ben mesela şok oluyorum ne yapabilirim ki acaba diyorum hani bir haftayı hazırlayacağım yara olmayacak beri olmayacak falan. E, çok etkili hemen etkisini gösteriyor. Hiçbir e, şey yok. o gençliği veren parlama ve dediğiniz gibi sıkılaşmayı Sıklaşma. sağlıyorsa zaten Kesinlikle. daha ne isteyelim. Yani gözenekli bir cilde... E, makyajla yaptığınızda Tabii. güzel Belli görünmüyor. Evet. E, sadece yüz diye de düşünmemek lazım. E, gençleşme ya da e, gençliğinizin idamesi bir tek yüzlü olmuyor. İşte evet, boyun da boyun, var, dekolte eller, de var, dekolte, el de var. Evet. Hepsinde uygulayabiliyorsunuz. Güneş hasarında güneş hasarlı cilt de çok etkili çünkü güneş hasarlı cilt hem çok ciddi damarlanır, hem lekelenir, hem de cilt tabakaları incelir. Öyle anlatayım daha net. Orada etkili. Sıkılaşma sağladığı için o böyle parşömen kağıdı görünümünü toparlayabildiği için o başlık çok kıymetli. Boyunda mesela toparlamak yüzden daha zordur. Yani yüzü gençleştirmek, boynu gençleştirmekten daha kolaydır. Boyunda başarılı. O yüzden elimizi rahatlatan bir lazer bu. Çok güzel. Ee, Peki... E özellikle kılcal tedavi, damar tedavisinde ya da diğer bahsettiğiniz tedavilerde kaç seans kullanmak gerekiyor? Maksimum 3-4 seans yapıyoruz. Evet çok da değilmiş. değil. Aralıkları nasıl? Değil. Ayda bir çağırıyoruz Ayda hastamızı. Bir. Evet, o da gayet ee, güzel. Yaz kış kullanımı var. Mesela bu da çok büyük bir evet. konfor. Yani o üst tabakayı harap etmediği için zaten bir kabuklanma varsa Mutlaka en üst tabaka epidermis dediğimiz hı hı. tabakada bir hasar oluşuyor ve epidermisi çok iyi korumanız lazım. Yaz dönemlerinde diğer lazerlerin hiçbirini kullanamazsınız ama burada üst tabaka korunduğu için üst tabaka hasarlanmadığı için nefsimsiz bir uygulama. E, hmm. Bu çok önemli bence, değil mi? yani çünkü güneş e, başladığı andan itibaren lazerler normalde benim de bildiğim kullanılamaz. Evet. E, şimdi bu çok iyi olmuş. Hı -hı. Özellikle mesela yurt dışı hastaları böyle çok e, kronik devam eden gelen yurt dışı hastalarımız var. E, onlarda hep böyle kırmızı yüz damar tedavisinde bir tık geri kalırdık. Onlar hep yaz geldikleri için yaz Hı -hı. döneminde. Ama şimdi m, rahatlıkla yapabileceğiz. Hı -hı. Bu da önemli bir şey. Yani m, hiç botoks uygulaması dolgu uygulaması istemeyen de bir grup hasta var biliyor musunuz tabii, ki, tabii, ki, tabii ki. mesela onlarda da gençleşme anlamında kişiyi değiştirmemek anlamında cilt kalitesini arttırırken çok basit ve kolay bir işlem haline geldi Peki teknoloji hocam, ilerledikçe tabii, ne kadar güzel sonuçlar e, elde ediliyor kesinlikle. değil mi kesinlikle tabii bizde şimdi hocam mesela bazı yeni uygulamalar hastalarımıza hani çok kolay kolay kabul ettiremiyoruz ya biraz daha zaman geçsin de yapalım modunda oluyor sizde bu BB lazer dediğimiz ee, yani tarihi ne kadar bunun ve güvenilirliği ne kadar bunun? Ben e, lazeri kendi adıma söyleyeyim. iki yıldır aralıksız kullanıyorum. Hı hı. E, lazer zaten bir onay aldığında FDA onayı aldığında hı hı. bütün aşamaları yapılmış evet. oluyor. Zaten bu lazerler kullanılmış e, yayınları çıkmış, o şekilde onay alan Hı -hı. lazerler. Aslında evet. elimize gelen lazer bir sürpriz değil. Evet. Zaten onayını almış, evet. kendini ispatlamış, Hı -hı. her türlü safadan geçmiş evet. lazer. Burada şöyle bir artısı var. E, mesela şimdi lazeri anlatırken e, ne kadar güvenle ve severek, inanarak evet. anlatıyorum. Böyle hani çocuğumu anlatırmış gibi anlatıyorum. Çünkü çok uzun süredir kullanıyorum. Belki Türkiye'deki ilk kullanıcısı olabilirim. Artık her şeyini bildiğim için güvenle anlatabiliyorum. Çünkü sonuçlarını gördüm. Uzun vadeli sonuçlarını hı hı, da gördüm. Çok çok Ama e, sizin zaten kullandığınız cihaz e, bir doktorsanız, hekimseniz mutlaka onaylı bir cihaz kullanıyorsunuzdur. Evet. O da e, güvenlidir. Bütün aşamalarını Tabii kaydetmiş. De. Ve yaptıran almıştır. insanlar da sonuçlarını gördükten hı hı. sonra kesinlikle, o da çok önemli. Hastaların evet. memnuniyeti çok önemli. Ben biraz daha bu akne tedavisinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü Tabii. genç hastalar bizi izleyenler e, burada nasıl bir süreç ilerliyor? E, akne tedavisinde bir kere yaş aralığı e, 16 yaşla beraber kullanıyoruz. 16 yaşın altında da çalışmalar var ama ben bir hekim olarak 16 yaşın altına ilerliyorum ağızdan Önerim. tedavi, lazer tedavisi çok tercih etmiyorum yani bir şey olmayacağını bildiğim halde istemiyorum. Zaten aslında 16'dan sonra birazcık da o gençleri Alevleniyor, rahatsız ediyor. Hayır bir de ondan önce çok o hani sosyal şeyleri daha az geliştiği için çok fazla e, kafalarına da takmıyorlar. Ama 16 yaşından sonra biraz daha sosyalleşme, Utanma, sosyalleşme başlayınca başlıyor. ciltlerinin de tabii daha güzel olmasını istiyorlar. Evet. Ee, orada da e, 15 günlük seanslar halinde yapıyoruz aknede. Aknede özellikle kızarıklığı yani kızarık sivilcesi olan grupta daha da e, etkili. E, komedon dediğimiz böyle yağ kisleri olan da öncesinde yağ kislerini açıcı e, cilt bakımı gibi bir işlem yapmak gerekiyor. Onları temizlemek gerekiyor. Sonra enfleme hale geldiğinde ya da onlar açıldıktan sonra e, bu lezeri uygulayabiliyoruz dediğim gibi sosyal hayattan koparmıyor yapılıyor ve genç oradan ayrılabiliyor. Sivilce sadece gençlerin değil mesela Rozada da biliyorsunuz. Evet. kızarıklıkla beraber sivilce var. Evet çok aktif sivilce, çok sivilce oluyor. Çok sivilce demeyelim hani o içi sarı olanlardan evet, değil, evet, ama evet. böyle bir kabartı sanki sarı bir... olanlar da olabiliyor. Öyle mi? Tabii he? olabiliyor. Orada mi? mesela lazerin iki filtresini birlikte kullanabiliyorsunuz. Hem sivilce hmm. olanı hem kızarıklık olanı. Ama en çok sivilce tedavisi tabii ki gençlerde mesela şey yapabiliyoruz. Sivilcesini bloke ettik, rahatlattık. Artık hani çok aktif sivilcesi yok ama sivilceden sonra kalan kırmızı kırmızı noktalar oluyor böyle evet. minik minik. Onlarda da tekrar damar başlığına geçebiliyorsunuz. Bu sefer damar başlığını kullanıp o kırmızı görüntüyü azaltabiliyorsunuz. Zaten lazeri kullandıkça siz de çok tecrübeleniyorsunuz ve birden fazla filtreyi aynı anda kullanabiliyorsunuz. kullanabiliyorsunuz. Çünkü birini evet. tak, birini çıkar, aynı hastada 4-5 filtre kullanabiliyorsunuz. Mesela Tip, ben bu o 5 gençle... hasta çok pardon lafınızı kesmiş çok gibi ama bu tarz hastalarda ben de bunu yaşadığım için birkaç lazeri yapmayı her zaman doktorlar çekinirler. Artık zannediyorum bu BB lazerde bu sorun da ortadan kalkıyor. Ee, kullanabiliyorsunuz. Ne kadar filtre kullanırsanız kullanın yanık riskiniz yok. Bu çok önemli. Evet. Hmm. Zarar verme riski yok. Kesinlikle daha güvenli. Ya yani tabii ki parametrelerini çok iyi biliyoruz ama gene de e, diğer klasik mesela damar lazerini söyleyeyim. E, ben kendime uygulatma kısmında yani çok yakın arkadaşım da olsa kullanan çok bir hep böyle bir yani çünkü iz kalacak yani hmm. hani bir, bir şey oldu. Arkasından orada, çok iyi bakmak gerekiyor. Baksa belki de. da mesela çukur kalabiliyordu. Bu hmm. beni hep böyle bir korkutmuştu. Ben böyle damarlarımla gezdim yani korkudan yaptırmamıştım. Ama bunda öyle bir risk olmadığı için güvenle yaptırdım. <laughs> Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzeldi sohbetiniz. Ee, az sonra obezite cerrahisinden bahsedeceğiz. Bizden ayrılmayın. Obezite nedir? Nasıl tedavi edilir? Obezite cerrahisindeki son gelişmeler neler? Ne zaman ameliyat olmak gerekiyor? Operasyon sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor? Obezite, metabolik ve revizyon cerrahisi uzmanı, operatör doktor Barış Gülgez anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Obezite metabolik ve revizyon cerrahisi uzmanı operatör doktor Barış Gülgez bizimle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Bizdeyiz. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz Barış Bey. Merhabalar. Ee, obezite nedir? Ya en basit tanımlamasıyla vücutta aşırı, aşırı yağ birikimiyle kalp bir şey. Ee, yani bir hastalık aslında. Yani bir rahatsızlık. Ee, vücuttaki yağ birikintisiyle. Doğru anlatılı olarak gelişen bir şey. Kimleri o diyoruz hocam? Ee, burada şimdi çok klasik tanımlamalar var. Ee, vücut kitle indeksini daha çok biz e, baz alıyoruz, baz alıyoruz. Aynen. Ee, yani kilo ve boy bizim için önemli. Mesela diyelim ki kilogramı e, metrekare cinsinden e, böldüğümüz zaman bize bir rakam veriyor. Ee, mesela e, 30'un üzerinde obez diyoruz. 40'ın üzerinde de 40'ın üzerinde de diyoruz. Peki, obezite diyoruz. Hı peki eee obezite birçok sorunu, birçok rahatsızlığı evet. da beraberinde getiriyor. O yüzden neden obeziteyle mücadele etmemiz gerek? Şimdi obezite yani çok ciddi bir sorun gerçekten. mesela ne yapabiliyor? Kalp damar hastalıklarına yol açabiliyor özellikle hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, akciğer hastalıkları, şeker hastalığı dediğimiz rahatsızlığa neden olabiliyor. bunları neden işte eklem problemleri sosyal olarak insanları etkileyebiliyor. depresyon ve bazı evet. kanser türlerinin eee tetikleyicisi, tetikleyicisi olabiliyor. Özellikle şimdi meme evet. kanseri, over kanseri gibi kanser türlerini artırabiliyor gerçekten. Peki bir hasta size geldiğinde obezite ameliyatını nasıl karar veriyorsunuz? Yani vücut kitle indeksi kaçın üzerinde olduğunda hocam? Şimdi o burada 3 tane kriter, aslında 2 tane kriter var. Normalde e, belli bir kiloya gelen insanın normal olarak kilo e, kilo vermesi çok kolay değil. Evet. Doğru, e, doğru. E, bunu insanlar başaramıyor gerçekten. E, 1990 senesinde e, bunun bir kriterini ortaya koymuşlar. Demişler ki vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan 40 kilogram bölü metrekarenin üzerinde olan insanlar ya da 35 kilogram bölü metrekarenin üzerinde olan insanlar ve yandaş hastalıkla beraber tabii ki bu ee, obezite ameliyatları için adaydır hı hı. demiş. Çünkü e, veremiyor insanlar gerçekten veremiyorlar. Bunun çalışmaları da yapılmış. Yani ancak %5 hasta ya yani da hasta arası. Verse bile belki tekrar alabiliyor. Yani efektif ol, efektif olmuyor. Yani evet. kimse hani ben şu geldim de beni ameliyat edin demiyor yani. Mutlaka deniyorlar. Hı hı. Şimdi bu kriterler sağlandığı zaman bizim için aday oluyorlar. Ama son bir kriter daha var. Hı hı. Yine 30'un üzerinde olup da kontrolsüz diyabet olan hastalar bizim için aday hastalar. E, tabii ki bunun yani hemen biz o hastaları ameliyat etmiyoruz. Önce bir 6 ay e, takip gerekiyor en az iki defa diyette kilo vermeli kilo vermeyi denemiş olmaları gerekiyor. Eğer başarısız olurlarsa bizim için aday hastalar oluyor. Peki ameliyattan önce nasıl bir süreç? İşte biraz önce dediniz bazılarına diyeti öneriyorsunuz sonra ama ameliyat olmaya karar verdi, siz de onayladınız. Burada nasıl bir prosedür uyguluyorsunuz? Şimdi ameliyat kararını verdiğimiz zaman şimdi obezite hastalık olduğu için bu e, hastaların da cerrahisine iyi planlamak gerekiyor. Tabii. E, tabii ki bir check-up yapıyoruz hastaya. Yani e, detaylı bir kan tahlili. Yani, acaba obezin zemininde bir endokrin bozukluk var mı? O çok önemli. Yani derimi hipotiroidisi olabilir ya da böbrek üstü bezi aşırı çalışıyor olabilir. Bunları mutlaka ortaya koymak gerekiyor. Evet. E, iyi bir kalp muayenesi gerekiyor. E, i̇yi bir akciğer muayenesi gerekiyor. Eğer bunları sağladığı takdirde Bizim için aday bir hasta oluyor gerçekten. Tabii bayağı bir teferruatlı inceliyoruz. Yani. E... Peki hangi durumlarda ameliyatı da yapamıyorsunuz? Hangi durumlarda? Bir yani obezite ameliyatına uygun fakat hangi durumlarda bu ameliyatı yapamıyorsunuz? Yani sistemik ee... hastalık açısından hocam mesela. Var mı özellikle? Kimlere hani... yapamıyorsunuz? E, yani öyle özel bir hastalık şey yok. Hani, eğer hani genel alması şey değilse, hani ileri derece bir kalp yetmezliği yoksa ya da ileri derece bir akciğer problemi yoksa bizim için herkes olabiliyor. Hasta. Yani eskiden bir yaş faktörü vardı mesela. Şimdi o adolesan çağı da indi. Yani çocuk hastalara da ameliyat olmaya başladı. <laughs> Kaç yaşından itibaren bu ameliyatı uygun görüyorsunuz? Yani 12-13 yaşından itibaren hastalarımız oldu. Oo. Ama tabii ki bunu yani çok ciddi bir hem çocuk psikiyatrisiyle ile koordinat olarak hem çocuk endokrinolojisiyle koordinat olarak yapıyoruz. Ee, çocuk ya yani 12 yaşında 110-100 kilo, 110 kilo. Yani hı. hakikaten çok ciddi bir onu oradan kurtarmak tabii. gerekiyor e, tabii bir ki. şekilde. ama ya yani, ama tabii kararlar çok kolay kararlar değil yani. Tabii. Tabii. Hem Peki ailesi için yaş hem olarak kendisi da, için. Yani ileri yaşta da onun biz işte, 65 yaşta ama e, şimdi olarak çok şey yapılmıyor. Yani sağlıklıysa. Hı, hı. E, yani müsaade ediyorsa hani e, bünyesi tabii ki ameliyat Peki, olabilir. Peki başarı oranı kaç hocam hani bunun yani Dünyada sonrası. obezitenin e, tedavisi artık cerrahi olarak algılanıyor yani e, ama tabii ki ameliyat olmak yani her şeyi demek değil hani onu söylemeye çalışıyorum evet ameliyat değerli bir enstrüman e, iyi bir yöntem ama hani ondan sonra olacak şeyler tabii de çok Tabii kişinin kendisine ve tabii. hayatını belli bir disipline sokması tabii. Tabii ki, gerekiyor aynen. Doğru. E, peki ameliyat tipleri nelerdir biraz ondan bahsedelim e, kime hangi tip e, obezite ameliyatını uyguluyorsunuz e, şimdi Yöntemlere hastayla beraber karar veriyoruz. Hı hı. Biz şimdi bazı doneler var, onlara bakıyoruz. Mesela bu hasta e, geldi bize, e, ameliyat olmak istiyor. Bir Metabolik sorunu var mı? Mesela bir diyabeti var mı? Ya da bir kan yağları yüksek mi? Kipar kolesterol var mı? Ya da trigliserit düzeyi yüksek mi? Ona bakıyoruz. Eğer onlar şeyse, e, bunlar yoksa e, daha çok küçük de tercih ediyoruz. Eğer birinci ameliyatsa. Tabii çok tartışmalı konular bunlar ee, ama eğer gerçekten metabolik bir sorunu varsa o zaman bypass prosedürlerini tercih ediyoruz. İkisini de biraz açabilir misiniz izleyicilerimiz Özellikle için? Türk tüp mide, mide, mide nedir, şimdi, mi, bypass şimdi nedir? Aslında şöyle birbirinin içinde geçmiş konular bunlar. Yani Hı -hı. yani e, şeker hastalığı olup da morbid obez olan bir insan tüp mide ameliyatı da olabilir. Hı -hı. E, yani böyle bir kural yok. Hani illa bu bypass olacak ya da tüp mide olacak ya da Hı -hı. başka bir ameliyat olacak diye bir şey yok. Hı, -hı. E, ama tabii ki buna beraber karar veriyoruz hastalarımız için. Eğer yani tüp mi, mide dediğiniz e, mideyi mi Mideyi e, küçültüyoruz evet %80'ini alıyoruz. Hı -hı. Vertikal dediğimiz dikey bir ameliyat yapıyoruz. Hı -hı. Burada e, iki tane olay e, var. Restriksiyonluyoruz yani sınırla, sınırlıyoruz. Hı -hı. Bir de özellikle midenin o fundus dediğimiz yukarı, yukarı kısmında ki e, gralin hormonu salgılayan bir bölgesi var işte hormonu. E, orasını çıkarmak suretiyle bir iştah kontrolü de sağlıyoruz. Ama her hastada tabii ki iştah kaybolmuyor. Bunun iki tane şeyi var. Bypass prosedürlerinde ise daha çok hastanın ciddi reflü şikayeti varsa, hmm. mide fıtığı varsa ya da ciddi diyabeti varsa, kolesterol yüksekliği varsa bunları tercih ediyoruz. Ama burada tabii ki hekim iyi bildiği, iyi bildiği, iyi, iyi icra ettiği yöntemi tercih etmesi daha değerli siz hangisini tavsiye ediyorsunuz daha çok mesela? Şimdi e, hasta göre değişir. Eğer evet. bir revizyon cerrahı ise daha çok bypass tercih ediyorum. Bypass tercih. E, ama hasta ilk defa gelmiş metabolik sorun yoksa tüp mide tercih ediyorum. Hmm. Ya da ciddi reflüsü yok mide fıtığı yok vesaire. Eğer böyle bir şeyle karşıma gelmişse ben daha çok e, tüp mide tercih ederim. Evet. Peki hocam ameliyattan sonraki süreç nasıl işliyor? Hemen taburcu oluyor mu? Sonrasında hayatında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Aslında ondan sonra başlıyor. Değil mi? Asıl yolculuk <laughs> evet, o zaman yani. başlıyor. İşte o zaman evet, çok yani. güçlü ve sağlam, belki de psikolojiyle, tabii, evet. e, psikolojik danışmanlıkla bir arada yürüyor. Tabii şimdi sos. işin yani psikiyatri ayağı var, psikoloji ayağı var, diyetisyen ayağı var. Yani çok e, multidisipliner bir şey aslında. Evet. O, öyle götürmek gerekiyor. E, tabii ki hayatları değişiyor insanlar. İlk bir buçuk sene gayet güzel kilo veriliyor, mutlu oluyor ama ondan sonra işte zorluk başlıyor. Yani. Alışkanlıklarına geri dönme eğilim oluyor insanlarda, beslenmede özellikle. Evet. Ama hocam böyle o eski hallerine ya da hiç olmadıkları kadar ince hallerine dönünce yine de o eski hallerini yani o nefislerine yeniliyorlar, yeniliyorlar. mı? Yeniliyorlar. Çok enteresan, <laughs> enteresan değil ama mi? Evet. Gerçekten. Yani çok ciddi kilo alabiliyorlar hastalar. Yani çok yani kendi hastalarımı da revize ettim biliyorum. Çok güzel küle veriyor ama işte kolay değil o alışkanlığı şey yapmak. Doğru, ee, hayat tarzı olarak. Hayat tarzını değiştirmek gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. Mutlaka bir spor e, yapmak gerekiyor. Hareketli olmak gerekiyor yani. Onu demeye çalışıyorum. İşte o yüzden ben her evet. zaman söylüyorum, bana da soruyorlar. Sadece... Benim çocuklarım da çok küçük yaştan itibaren spora yönlendirdik onları. O yüzden işte belli bir yaştan sonra bu alışkanlıklar herhalde sağlanamıyor. Sağlam. Ya da çok zor sağlanıyor. Doğru. O yüzden benim de buradan tavsiyem eminim siz de bir hekim olarak... Bunu tavsiye edersiniz ki muhakkak beslenme evet. düzeni ve sporları çocuk yaşta insanlara öğretilmeli. Çocuklarımıza onlara işlenmeli Aşılanmalı, diye düşünüyorum. Aşılanmalı, empoze edilmeli. Aşılanmalı, i̇şte evet. En zor iş o aslında bence. Sonuçta evet. ameliyat yapıyoruz, doğru. Evet. Bir sene, iki sene çok güzel gidiyor ama ondan sonra eğer e, o O gücü kişi, gösteremezlerse. Evet, o kişi onu edemezse, yani hayat tarzını değiştirmezse, e, eski beslenme alışkanlıkları geri dönerse o zaman... E, kilo alıyorlar. Bir daha ameliyat yapılıyor mu hocam bunlara? Ben şimdi soracaktım. Evet. Bir daha ameliyat yaptığınız hastalarınız var mı? Var. Çok mu peki? E, yok ama var yani. Var evet. Yani revizyonlu ameliyatta... Peki kaç sene geçmesi gerekiyor? Öyle bir şey var mı ameliyatların üstünden? E, şimdi e, hedef var e, obez ameliyatında. E, diyelim ki 120 kilo bir insan. <laughs> i̇deal kilosu 80. Erkek hastalığından bahsediyorum. 40 kilo fazlası var. E, bizim hedefimiz e, ...o 40 kilonun yani fazla kilonun %80'ini verdirmek bir buçuk sene içerisinde. Hı. Bunu verdirdiğimiz zaman kendimizi başarılı sayıyoruz. Yani hedefimize ulaşmış sayıyoruz. Hı hı. Bu bizim için önemli bir dönem. E, ama dediğim gibi yani ondan sonra eğer hasta tekrar kilo almışsa... ...ya da verdiği kilonun yarısını, ya da yarısını almışsa evet. o zaman bizim için revizyon adayı oluyor. Hı. Ya da şöyle bir örnek vereyim. E, hastayı ameliyat etmişiz. Diyabete remisyona girmiş. Ama tekrar kül almış. diyabet tekrar geri başlamış. Hmm. O hasta da bizim için revizyon hastası adayı oluyor. Peki bu ameliyat bir buçuk sene mi aslında bir insana yardım ediyor? Onu mu anlamamız Genelde gerekiyor? Genelde bir buçuk senede bir ya da bir buçuk senede e, oturuyor şey. Yani standarda biniyor. Bu ameliyatlardan sonra ben de çok merak ediyorum ee, daha mı az yeme isteği geliyor midesi daha mı az alıyor mide benim bildiğim aslında genişleyebilen evet. de bir organ ee, onu hani genişletebiliriz yedikçe Genişliyor yani zaten. ben bile çok Tabii daha fazla ki. yedikçe kendimi kilo ee, almaya hazır hale getirebilirim şöyle oluyor aslında e, evet mide genişleyebilen bir organ İlk yaptığımız sizeyle bir sene sonraki size asla aynı olmaz ama burada sıkıntı şu e, alınan kaloriyle alakalı bir şey. Şimdi bir hasta ben yemiyorum diyor ama bir araştırıyorsunuz. Kendine göre yemiyor. Yarım kilo dondurma yiyor mesela. Evet. Ya da Nutella ya da ne bileyim işte şey evet. e, çikolata yiyor. yiyor sürekli az. Yani kaloriyle alakalı bir şey. Yani sağlıklı ve dengeli beslenmek e, önemli. Çok önemli. Tabii ki çok önemli. Ve şey e, dediğim gibi e, doğru beslenmeyi öğrenmek gerekiyor. O zaman kalıcı olurmuş. Peki doğru beslenmeyi siz ameliyattan sonra her hastanıza öğretiyor musunuz? Bizim diyetisyenimiz var. Eğitim veriyoruz hastalarımıza ve takip ediyoruz onları. bir Belli sene, bir ay, tabii, tabii, bir sene bir, bir, bir boyunca. Sene, bir, bir, bir sene. O, çok güzel. E, takip ediyoruz. gerektiği zaman psikolog desteği sağlıyoruz. Ama tabii ki ne yaparsanız yapın bazı insanları çeviremiyorsunuz. Hmm. Yani e, o yüzden hastaları iyi de seçmek gerekiyor. Şimdi diyor ki birisi ben de içki içiyorum diyor. Haftanın üç günü içki içiyorum diyor. İçki, alkol, sivri o zaman, sağlığa o zaman, zararlı. O zaman evet. yapmamak lazım ben. Yapmıyoruz yani. Çünkü... Belli iş... ki evet. bırakamayacak onu, ya devam aynen. edemeyecek. Yani yaptığınız iş bir yere gitmiyor. Yani siz mideyi küçültüyorsunuz, hasta az yiyor, mide sinyaller gönderiyor ben doydum diye. Ama beyin doymadığı için yine yemek istiyor. Yani e, neticede kişinin kendinde bitiyor herhalde olay yani. Hani o kendini dizginleyip. E, ...tamam demekle bitiyor yani yemeden içmeden yana bahsediyorum. E, evet yani o yani insan mental olarak da kendini hazırlaması gerekiyor. Evet. Peki hastalarınızı anlayabiliyor musunuz gelen hastalarınız? Belki ona çok kolay bir şey gibi geliyor. Bu kadar ciddi bir süreci e, aslında ben yaparım gibi geliyor. Bunu anlayabiliyor musunuz? Mesela bazı hastaları iyi anlayıp ameliyat etmemek gerek diyorsunuz. Evet. Bunları doğru analiz ediliyor mu? Yani o kadar inceliyor musunuz hastalarınızı? Tabii ki yani hastalarımızı seçiyoruz yani... Çünkü e, ameliyat oluyorsunuz yani ciddi bir karar, ciddi bir risk. Tabii e, siz hem, de bu riski alıyorsunuz Tabii hem sonunda. hekim açısından risk hem de hasta açısından bir risk. Evet. Bir cerrahi yapıyorsunuz o yüzden iyi seçmemiz gerekiyor. Hasta hakikaten kararlı mı değil mi? Uğraşıyor mu? E, ameliyattan sonra biz onu yönetebilecek miyiz mesela? Çok önemli bir karar. Evet. E, bunu eğer hani e, yönetebileceğimize kanaat edersek ameliyat ediyoruz tabii ki. Peki. Çok teşekkür İyi ederiz ederim. hocam. E, keyifli ve güzel sohbetiniz için. Az sonra beyin pilinden bahsedeceğiz. Bakalım neler konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Beyin pili nedir? Hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır? Parkinson hastalığından beyin pili ile kurtulmak mümkün mü? Beyin pili ameliyatı nasıl gerçekleştiriliyor? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Tanju Uçar beyin pilleriyle ilgili bilgiler paylaşacak iyi güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Tanju Uçar bizimle beraber. Hoş geldiniz, Hoş nasılsınız? Bulduk. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizleri sormalı. Hoş biz deyiz, duyacağım. çok Hoş teşekkürler. teşekkürler. E, beyin pili nedir, nasıl etki eder? Beyin pili e, aslında bir... E, Elektrik akımı e, temeline dayanan bir sistem. E, beyin pili diye anılsa da aslında yani belki halk arasında yanlış biliniyor olabilir. beyne konan şey pil değil. Hı hı. Beyne çok ince elektrot sistemlerini yerleştiriyoruz. Ve hatta yani kafada canlandırmamız e, olabilir diye yani ne incelikte bir şey kullanıyoruz. Yani bunu, bunu bile zor görebilirsiniz belki ekranlardan. Aslında beyin pili denen sistemin temeli bu. Hı hı. Pil başka bir şey, güç kaynağı. Aynı kalp pili gibi vücudun herhangi bir yerine cilt altına yerleştirilerek çalışan bir sistem beyin pili işi. Ee, Peki ha, hangi buydu. hastalıkların tedavisinde kullanılıyor Şimdi bu beyin pili? Şimdi beyin pili çok toplumda çok bilinen haliyle, çok popüler haliyle Parkinson hı. özellikle hastalığının tedavisinde bir çığır aslında. Ama Parkinson kadar çok fazla kullandığımız başka birçok hastalık var. Örneğin tremor dediğimiz ellerde titremelerle kontrol edilemeyen titremelerle giden hastalıklar. Distoni dediğimiz gene kontrolsüz hareketlere neden olan hastalıklar gibi epilepsiden tutun. Hı hı. Az önce sevgili meslektaşımın bahsettiği obezite konusuna kadar hı, çok... geniş bir alanda kullanılan... Tabii de, aslında evet. obezite de beyinde evet, başlıyor evet. değil Önüm mi? Evet önü çok açık yani... Cerrahi ile teknolojinin, bilgisayar teknolojisinin bir araya gelerek çalıştığı bir e, yöntem, bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyebilirim. Ama halk arasında en çok Parkinson, beyin pili, Parkinson, beyin pili ama Çok çok yaygın başka alanlarımız O var. zaman birazcık izleyicilerimiz için de Parkinson hastalığı nedir? Evet. Ondan bahsedelim mi? Parkinson... Hocam bu ameliyatın e, yapıldıktan sonraki e, iyileşme oranı, yani yüzde kaça kadar Tabii. bir iyileşme Tabii. sağlıyor? Tabii. Ee, çok e, kısaca Parkinson hastalığından bahsedeyim isterseniz, Parkinson beyinde bazı özel noktaların ki biz bunlara çekirdek diyoruz ve çok küçük boyutlarda birkaç milimetre boyutlarındaki noktalarda bir fonksiyonun bozulması daha doğrusu bir kimyasal bir maddenin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık, dopamin dediğimiz bir ajan var, e, nörokimyasal Hı -hı. bir ajan var. E, buna bağlı olarak da, ee, hareketlerde yavaşlama donma diye katılaşma yürüme bozuklukları diye tarif ettiği hastalarımızın durum ellerde titreme hı. ama aynı zamanda belki Parkinson ilerleyici bir hastalık Çünkü zaman içinde demans gibi özelliklerle de bir araya gelerek ilerleyen bir hastalık Parkinson Aslında tedavisi öncelikli olarak ilaç tedavisi olan hı hı. ve nöroloji doktorlarının tedavi ettiği bir hastalık fakat bazı özel durumlarda yani artık ilaç tedavisinde sorunlar yaşadığımız ya da kullanılan ilaçların yan etkilerinin olduğu ya da kişinin e, günlük hayat konforunun bozulduğu günlük aktivitelerini rahat yapamaz hale geldiği durumlarda elimizde gerçekten çok güçlü bir tedavi yöntemi olarak duruyor dünyada. 1980'lerin sonundan itibaren, 90'ların başı diyebilirim, kullanım alanına giren bir yöntem, cerrahi tedavi yöntemi. Ve bu şekilde beyindeki bu noktalardaki bozulmuş olan faaliyeti bu sistemle yeniden modüle ediyoruz, düzenliyoruz. Her hastalık için farklı bir nokta var çünkü. Parkinson için şu nokta. İşte tremor için, titremeler için başka bir nokta, öbürü için başka bir noktaya bu gösterdiğimiz elektrotları yerleştiriyoruz. Ve bozulmuş olan sistemi yeniden kontrol altına alıyoruz. Kontrolü biz elimize alıyoruz. Hı. Çünkü kontrol tamamen bizde. Bu pili biz elimizdeki cihazlar aracılığıyla beyne koyduğumuz elektrotları manipüle ediyoruz. Bazılarını aktifleştiriyoruz, inaktifleştiriyoruz, arttırıyoruz, azaltıyoruz. Bu şekilde kontrolü biz ele alıyoruz aslında bozulmuş olan sistemde. Peki ameliyatlarınızı nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Evet, bu tip ameliyatlar ilginç ameliyatlardır. Bir kere uyanıktır. Tüm hastalarımız uyanık ve kendindedirler. Evet. Böyle yapmamızın nedeni, çünkü çok kritik noktalardan, çok önemli noktalardan geçerek ilerliyoruz kişiye herhangi bir hasar, zarar vermememiz lazım. Ve her aşamada, her milimetrelik geçişte uyanık olan hastamızı muayene ediyoruz. Şöyle yap, böyle yap, bunu yap, bunu yap. Bir bozulma, anormal bir durum olacak mı diye. Ve amaçladığımız o milimetrelik çekirdek dediğimiz noktalara elektrodumuzu yerleştirdiğimiz anda tekrar muayene etmeye başlıyoruz. Doğru yerdeysek, bozulmuş olan hareketler örneğin titremeler anında düzelir. Çok yani bunun dersin, için öyleydi. birkaç ay birkaç hafta beklememize gerek, gerek yok. yok. Cerrahi gerek. işlem sırasında düzelir. Hep bu belki basından ya da televizyonlardan izlemişsinizdir. İşte gitar çalarken hastaya ameliyat ettiler yok saz çalarken ameliyat evet. ettiler gibi aslında o işin magazin yanı kişinin durumunu durumunu et tabii temel şey o her şeyi kontrol etmemiz gerekiyor ki doğru işi Noktayı, yapabilirim. Benim. Hataya yer yok evet, çünkü. Duyuyor. Önemli ki hasta hasta duyuyor. Hasta duyuyor, evet. sesleri duyuyor açık bir şekilde ama ağrı, Komut alıyor ve... ağrı hissetmiyor. hissetmiyor. Evet. Onun dışındaki uyanıklığı tam olması gerekiyor ki biz tam bir değerlendirme yapalım. Yani sorular soruyoruz, cevapları sayı saydırıyoruz, muayene ediyoruz gibi tam uyanık olması gerekir ki Çok işlem Doğru olsun. Peki yüzde kaç başarı oranı? Ee, önemli vurgulamam gereken şey tabii ki her Parkinson için konuşuyorsak hı hı. her Parkinson hastasına uygun değil. Seçilmiş özel durumlarımız var onlara uygun. Eğer doğru hastayı seçiyor isek doğru işi yapıyorsak yüzde 80'lere 90'lara varan ki, başarı oranımız oran. var. Ee, diğer hastalıklar için de öyle. Söz gelimi tremor. Birçok hastam vardır ki. Bu tremor dediğimiz titreme hı hı. problemlerinden dolayı hı. yıllardır yemek yiyemez, çayını içemez, suyun içemez hastalar vardır. Başkalarının yardımıyla yaparlar. Her şey yerindedir ama bu beyin pili elektrodunu ilgili noktaya yerleştirdiğimiz anda bu titreme tamamen durar ve kişi daha önce yıllardır yapmadığı işleri ilk defa mesela 15 yıldır ilk defa çay içebiliyorum diyen Aa, hastalarımız anne, vardır yani. ama orada olur yani olay eve gidince olmaz ameliyathanede ameliyat masasında sonucunu aldığımız bir şey karışık bir iş aslında biraz ben çok basitleştirerek anlatıyorum ama bir ekip çalışması bu evet. yani bir e, beyin pili ameliyatı en az 10 kişilik bir ekiple gerçekleşir. Kaç saat sürüyor e hocam şimdi hocam. evet ben evet, de onu kaç merak ediyorum. Değişiyor ortalama olarak minimum bir 5 saatlik süresi Hı -hı. vardır. Ama ameliyattan önce de çok bir hazırlık dönemi vardır. Gideceğimiz yerlerin hesaplanması bir geometrik hesaplama sistemine dayanıyor. Kartezyen sistem belki hatırlarsınız. <laughs> X, Y, Z koordinat <laughs> sistemi falan. Önce onları hesaplarız sonra doğru hedefi buluruz. Ameliyat günü gelir. Ameliyat günde bu aşamalı aşamalı hastaları test ederek muayene ederek devam ederiz. Aynı zamanda kayıtlar da alırız beyinden tıpkı EKG hani kardiyolur kayıtları gibi beynin de kayıtlarını alırız. O da gene bir kendimizi ve hastamızı güvenceye alma yöntemidir. Doğru yerde miyiz? Bir hata yapıyor muyuz? Yanlış yere gidiyor muyuz? Bunu teyit etmek için bir ekip çalışmasıdır. Yani nöroloji, psikiyatri, beyin bir sürü arkadaşın bir anda çalıştığı ve çok yani meşakkatli bir bir ameliyattır diyebiliriz. Peki ameliyattan sonra hastaları neler bekliyor? ameliyattan sonra hastalarımızı şimdi dediğim gibi biz kontrolü biz elimize alıyoruz. değişik voltajlarda ayarlar yaparak günlük hayatlarını en iyi ve en az ilaç kullanarak. Bazen ilaçların tamamını keserek Kesinlikle. yalnızca bununla ilerliyoruz. Evet. Sonuçta ama vücuda yerleştirilen bir cihaz öyle söyleyeyim. Yani bunun taşıyabilir çok düşüktür. Çok çok düşüktür ama bir enfeksiyon riski hep vardır bu işlerde. Ee, ama dikkatli yapılmış bir ameliyatta onun da olduğunu söyleyemem. Hastalarımızla ilişkimiz hiç kesilmez. Belli aralıklarla pillerini kontrol ederiz. Ayarlar bozulabilir. Onları düzeltmemiz gerekebilir. Parkinson ilerleyici bir hastalıktır. Ne yaparsanız yapın ilerler. Dolayısıyla başlangıçta ihtiyaç duyduğu e, değişiklikler yıllar ilerledikçe artacaktır. Evet. Doğal, doğal olarak biz onu da arttırmamız gerekir ama her şey bizim kontrolümüzde olduğu için biz de rahatız. Peki, hastamız öyle, da rahat. Kafa dışına yerleştirilen herhangi bir cihaz bir şey var mı ya da vücutta görünen bir yer? Vücutta mi? dıştan görünen bir şey yok ama bu az önce gösterdiğim elektrotları Hı -hı. cilt altından kablolarla getirip göğsün üstünde bir şeyde de ekranda görüldüğü gibi Hı -hı. bir güç kaynağına bağlıyoruz. Hı -hı. O güç kaynağıdır dışarıdaki şey. Hı -hı. O tıpkı cep telefonlarındaki gibi bir güç kaynağı. Sinyal kaynakları. alıyor. Evet, o evet. enerjiyi gönderiyor. Diğer işi e, manipüle ediyoruz, kontrol ediyoruz. Ve belki hani soracak mısınız bilmiyorum da dolayısıyla bunun da bir ömrü var. Ben onu ha, soracaktım. Hemen Yani onunla tekrar evet, e, evet, ömür boyu kullanılıyor mu? Tekrar ömür ameliyat ya da herhangi bir değişim yapmak gerekiyor evet, mu? Evet, doğru. Ömür boyu kullanılıyor. Birkaç farklı bir batarya tipi var. Şarj edilebilirler var ki bunlar çok uzun süre ömür boyu kullanılabilir hmm. veya şarj edilemeyenleri var. Edilmeyenlerde de süre genellikle ortalama 5 yıldır bu batarya biter 5 yıl sonra. Ama çok basit lokal ile neredeyse yapılan bir cerrahi işlemde <laughs> buradaki bataryayı çıkarıp yeni bataryayı koyarız. Tekrar beyinle Ama ilgili Ama pil bir... kalıyor herhalde hocam. Ee, elektrotlar beyinde kalır. Bu batarya, pil dediğimiz şeyi değiştiririz. Güç kaynağını değiştiriyoruz. Peki bu bataryalı olsun ya da olmasın buna siz mi karar veriyorsunuz, hasta mı karar veriyor? Ee, neye göre karar e veriyorsunuz? Çarj edilebilir ve onu demek istediğiniz evet, herhalde. Evet. Hastamızla konuşuyoruz ama ben şahsi deneyimim yani birçok beyin pili ameliyatını yaptım. Şahsi deneyim sabit olan yani şarj edilebilir olmayanları tercih evet. ediyorum. Çünkü o da hasta için bir ek, Kolpor, ayrı bir yük, evet. 2-3 günde bir şarj tabii. etmesi lazım, şey düzeyinin ona evet. uygun anlayabilmesi lazım gibi. O yüzden ben sabit şarj edilemeyenleri tercih ediyorum ama hastalarımıza anlatıyoruz. Tabii tabii. Ki. Bunu anlatarak karar veriyoruz. Peki Türkiye'de nerelerde uygulanıyor beyin pil ameliyatları? Bu çok aslında beyin cerrahisinin bir işi ve çok da yaygın değil. Ee, yani sayı olarak ortalama bir sayı veremem ama 10-15 civarında merkezde tüm Türkiye içinde diye bir Merkez lafını özellikle kullanıyorum çünkü merkez olması gereken yerlerde hmm. yapılması gerekir. Çünkü bir ekip işidir. Her ya ben bu güzel bir şey ben de yapayım denilen bir yerde olmaması gerekir. O nedenle merkez diyorum. Az olması da gerekiyor bu tür işlerin. Tabii. Çünkü çok... E, Pahalı sistemler bunlar. Biz bunları dışarıdan alıyoruz, <laughs> döviz veriyoruz. Hı hı. Yani kullanırken de dikkatli kullanmamız, iyi karar vermemiz, gerçekten ihtiyacı olana takmamız gerekiyor. Ve işe yarayacak olana değil mi? Mutlaka. E, peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Hastalar sonraki süreçte nelere dikkat etmeli? Dikkat edecekleri iki tane şey var. Biz bir, bizle bağlantılarını kesmeyecekler. <laughs> Bize bağlılar. İkincisi bu, bu sistemlerin hepsi buna benzer. Kalp pilleri de öyle elektromanyetik ya da güvenlik kapıları, havaalanındaki x-ray vesaire o tür yerlerden geçmemeye dikkat etmeleri yeterli olur. Onun dışında normal hayatları neyse, normal hayatlarını yani. yaşamalılar onu amaçlıyoruz. Spor yapıyorsa yapsın, yürüyorsa yürüsün, bir şey yapıyorsa yapsın. Yani Onları kısıtlayan bir iş değil bu. Peki, çok teşekkür Rica ederiz ederim. kıymetli teşekkür bilgileriniz ederim. için. Kısa bir reklam aramız var sonra tekrar burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Mücevher alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Mücevherlerde kullanılan taşların sahte olup olmadığını anlamanın yolları neler? Mücevherin modası olur mu? Türkiye'de mücevher sektörü dünyanın neresinde? Mücevher Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Ediz Dereli yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Mücevher Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ediz Dereli bizimle beraber. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizin ilginç bir hikayeniz var. Ben önce onu öğrenmek istiyorum. Mücevher sektörüyle yolunuzun kesişmesi değişik bir hikayeye bağlı. Bize bahseder misiniz kısaca? Evet, gerçekten öyle. Ben Kadıköylüyüm. Hmm. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Fenerbahçe Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiltere'de eğitim için gitmiştim. Maalesef babamın rahatsızlığı yüzünden geri dönmek zorunda kaldım. <laughs> Arkasından zamanında yazdığımızda çok iyi rüzgar sörfü yapmayı öğrendiğim için Kuşadası'nda bir 5 yıldızlı otelin su sporları işletmesini aldım. Ve orada ee, gelen yabancı turistlerle kurduğum güzel ilişkilerle e, onların da beni yönlendirmesiyle mücevherle tanıştım. O sırada e, o zamanlar dünya çok daha büyük bir yerde. Mücevhere ulaşmak biraz daha zordu. Ve biz ben iyi, iyi İngilizcem vesilesiyle onlarla güzel ilişkiler kurmuştum. Ve e, mücevhercilerin ...çok iyi iletişim kuramadıklarını görüp alışverişlerine bana yardımcı olmalarını... ...onlara yardımcı olmalarımı rica ettiler. Ben onlara yardımcı olurken kendimi bir anda mesleğin içinde buldum. Ee, ve bana dediler ki ya Edizciğim senin İngilizcen çok iyi. Bu vesileyle, samimi ilişkilerle biraz da sanırım kabiliyetim de vardı. Hızlıca Almanca ve Hollanda'ca da öğrendim. Bu e, yabancı dillerimi kullanarak... E, Kuşadası'ndaki özellikle mücevher dükkanı sahiplerinin kış boyunca kasalarında duran ürünlerin ihracatlarına vesile oldum. Ha, çok güzel. Oradaki evet. bir açığı yakaladınız evet, demek ki. Evet, aynen aynen öyle. E, peki o zaman e, buna ek olarak hemen sormak istiyorum. Mücevher alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, çok güzel. Direkt konuya girdiniz. Direkt girdim, evet. <laughs> Bizim benim Amerika'da, Amerika'daki değerli taş eğitimlerim sırasında öğrendiğim çok güzel bir cümle var. Aldığınız mücevherin ne olduğunu bilmiyorsanız mücevheri aldığınız firmanın ya da kişinin kim olduğunu bilmelisiniz. Hmm, güzel, evet güzelmiş. Her yerden her mücevher alınmaz o zaman. Evet doğru. Diğer taraftan tabii artık her şey çok daha ulaşılabilir. Ve ülkemizde de çok farklı sertifikasyon laboratuvarları ve hatta İstanbul Kuyumcular Odası'nın çok etkin bir laboratuvarı var. Ama gene de bizim mücevher sektörü uzmanları olarak tavsiyemiz firmalarına güvenmeleri. Peki artık birçok yatırım aracı var. Mücevher de bunlardan biri olabilir mi? Kesinlikle. Bravo. Tebrik ederim buna değindiğiniz için. Mücevher artık altının yanında şimdi bakınız sizin belki anneniz evlendiğinde bir tek taşı yoktu. Ama oğlunuz... Annemin nişan yüzüğü ben de hatıra Harika. Aldım. Çok güzelmiş. Evet, Maşallah. Evet. Siz istisnalardansınız. Evet. Şanslı istisnalardansınız. Maşallah. Ama e, oğullarınızdan birisi evlenirken mutlaka nişan yüzükleri, tek taşları, beş taşları, baget <laughs> yüzükleri olacak. Evet. Bu yüzden artık biz e, mücevherciler olarak da Değer kaybetmeyecek ve zamansız takılar üretmeye çalışıyoruz. Bu yüzden mutlaka mücevher artık yastık altında kalan altın yerine yatırım aracı olarak kullanılmaya başlandı. Hem takabiliriz evet. hem de hiçbir zaman değeri düşmeyen bir kesinlikle. Peki ben şunu sormak istiyorum. Sizce hangi taşı almak daha doğru yatırım olur? Onu da o, sorayım. Evet bu bu da ayrı bir uzmanlık sorusu oldu. Aslında ee, ...evvelden e, hani çok işçilikte altın geri verirken kaybettirir gibi bir e, konu vardı. Hı hı. Artık bu çoklukla ortadan kalktı. Çünkü mücevher e, alınıp çok uzun yıllar e, bekletilmesi gereken bir metadan çıktı. Sık sık değiştirilebilir bir hale geldi. Biz mesela Ediz Dereli Mücevher Firması olarak bu anlamda bütün bayilerimize çok büyük kolaylıklar sağlıyoruz ve onlar da müşterilerine bu kolaylıkları Hı. sağlıyor. Bu vesileyle aslında. Taşın kendisi değil de aldığınız firmaya yatırım yapmış oluyorsunuz. Hmm. Yani Peki. aldığımız şeyi Aha. geri verip yerine başka evet. bir şey alabiliyoruz. Bunu da kolaylıktan bahsettiğiniz bu sanırım değil mi? Evet, aynen öyle. Peki alıp satarken hani sahte olup olmadığını en basit şekilde anlatacak olursak hani nasıl e, biliyoruz? Biz Saht anlayabilir deneydi, miyiz mi? evet. bir taşın sahte olup olmadığını? Bunun için de pek çok evde test yöntemleri gelişti ama bu maalesef pek mümkün değil. Hmm. Çünkü biz bir taraftan müce, mücevher tutkunu, mücevher tutkusu sahiplerini kollamaya çalışırken diğerleri de bunların sahtelerini üretenler de çalışıyorlar. Bu yüzden biz köklü firmaları ...tercih etmelerini tavsiye, tavsiye ediyoruz. Peki bir de mücevher sertifikası diye bir şey duydum ben hocam. O sertifika neyi gösteriyor bize ya da hangi kriterlerin olması gerekiyor orada? Mücevher sertifikası mücevherin üzerinde bulunan taşın evet. rengini, berraklığını, kalitesini... ...ve altınının miktarını ve kıratını gösteriyor. Hmm. 14 ayar, er, 18 ayar er farklı seviyelerde olabiliyor. Bunların hepsi sertifikasyon içerisinde bizler tarafından sunuluyor. Hmm. Peki mücevherde de moda var mı? Bir klasikler vardır, bir de moda olan e, belli tasarımlar vardır. E, siz ne söylemek istersiniz uzman olarak? Mücevherde moda mutlaka var. Her şeyde moda olduğu gibi. Evet. Bununla beraber biz e, bizim müşterilerimizin müşterilerini de korumak için zamansız mücevherler üretmeye çalışıyoruz. Hmm. Bu da ne oluyor? mücevherinizden hem çabuk sıkılmamanızı sağlıyor hem de güncel yeni mücevherlere ulaşmanızı da sağlıyor. Biz mesela şimdi bahar ekinoksu var. Evet. Zaman değişiyor, evet. bahar açıyor, çiçekler farklı renkler ortaya çıkartıyor ve biz de onlara uygun koleksiyonlar üretiyoruz. Ama bunu o öyle bir akılla, öyle bir sunuşla yapıyoruz ki Mart ayında taktığınız, takacağınız bir ürünü aynı zamanda Ekim ayında da kullanabiliyorsunuz. Hmm, bu da güzel tabii. Evet. Peki Türkiye mücevher sektöründe nerede? Çok güzel bir soru. Biz bununla iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Bundan 30 yıl önce... Ee, İtalya vize almak bile zorken şimdi artık İtalyanlar, Hong Konglular ve farklı başka ülkelerden pek çok tasarımcılar ve üreticiler ülkemize yerleşiyorlar ve buradan bizim bu 5000 yıllık e, o Anadolu coğrafyasından gelen kültürümüzden hmm. istifade edip bizim Doğru. de bir parçamız olmak istiyorlar. Mücevher sektörü kesinlikle dünyada ilk birkaçın içerisinde. Çok güzel. Peki bir de et ticaretler başladı. Mücevher için bunu güvenilir buluyor musunuz? Yani aslında artık şartlar çok gelişti. Herhangi bir başka bir ürün alırken nasıl güvenli ortamdaysak e ticarette de güvenli ortamdayız. Ama Kişinin kendi boyuna, rengine, kendi fiziksel yapısına ya da o ürünün ona verdiği enerjiyi anlayabilmesi için kendilerine yakın olan herhangi bir mağazadan denemeleri evet, daha etkin mi? olabiliyor. Evet. Yani büyük bir meblağı ödüyorsunuz evet. sonuçta bir tişört almaktan daha farklı sanırım. Evet. Ben de hiç düşünemem mesela internetten bir mücevher evet. almayı muhakkak <laughs> üzerimde, kulağımda ya da boynumda neyse görmek isterim. Biz mesela bunu şöyle biraz daha farklılaştırmak adına, sektöre de yeni bir soluk olmak adına e, farklı e, alternatifler ürettik. E, mağazaların, biz kendi internet sitemizden son kullanıcıya ürün satmayı çok tavsiye etmiyoruz ve tercih de etmiyoruz. Hmm. Mağazalarımıza yönlendiriyoruz. Hmm. Çünkü mağazada mücevherle e, aranızda oluşan bir enerji çok e, farklı bir şey. Değil evet. mi? Sen Bu, meraklı mısın tabii. mücevherlere? Ya Tabii hepimiz artık e, takılar, mücevherler e, erkekler de olarak. takıyor değil evet, mi? Takıyor, Hocam içinde tabii. kesinlikle artık biz e, çok güzel şifalı taşlardan oluşturduğumuz Aa, evet. bileklik koleksiyonlarımız var. Yani hem e, mücevher takıyorsunuz sizi mutlu ediyor evet. hem de şifa veriyor. Çok ne güzel. kadar güzel değil mi? Evet, evet erkekler genelde evet bileklik tercih ediyorlar. En önemli tarafı bu. E, teninize değdiği için hem onun size verdiği Enerzi pozitif oluyor. enerji var hem de e, inşallah iyileştirici bir ya, etkisi ne de güzel. var. Hem de yatırım. E, az Bravo önce hem bahsedeyim. de yatırım. <laughs> Peki sektöre girmek isteyen e, yatırımcılar ve gençlere tavsiyeleriniz nedir mücevher konusunda? Aslında ilk sorunuzda bunun cevabını verdim. Bu çok güzel bir yatırım aracı. Çünkü dünyada sayısı belli olan bir malzeme altın ve değerli taşlar. Bunlarla yapılan bunların üzerine yapılan her yatırım muhakkak karlı. Bu yüzden biz farklı sektörlerdeki biz Ediz markasını ilk olarak çıkardığımız günden itibaren pek çok farklı sektörlerden yatırımcıları çektik. Ve yatırımcılarımız çok memnun. Demek ki sektörümüz karlı ve işimiz bereketli. Biz bu yüzden bütün yatırımcılara yatırım yatırımcı adaylarına sektörümüzü tavsiye ediyoruz. Peki mücevher icra ihracatının ülke ekonomisine katkısı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Çok önemli gerçekten özellikle son yıllarda cari açıklardan bahsedildiği bir dönemden geçiyoruz. Bizler ham maddesi yüksek bedeller ödenen ürünler üretiyoruz ve bunlar üzerinden ürettiğimiz katma değerli ürünler gerçekten ülkemize ciddi bir fayda sağlıyor ve mücevher e, ihracatı e, ca gerek cari açığımıza gerek ülkemize çok farklı katkılar sağlıyor. E, i̇hracatımız çok iyi durumda ve her geçen sene ciddi artış gösteriyor. Biz de Ediz Değeli firması olarak bunun e, ortaklarından bir tanesiyiz. Peki çok teşekkür ederiz e, değerli keyifli sohbetiniz için. E, biz e, programımızın sonuna geldik. E, yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Keyifli bir cumartesi günü diliyoruz. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.